Medya Haber'den merhaba. Yeni bir medya manşet programı ile karşınızdayız. Bugün gündemimizde ilk işleyeceğimiz konulardan biri Erdoğan'ın Karadeniz'de gaz bulduk diye topluma yaydığı gazı konuşacağız. Günay Kubilay ile HDP Strateji Kurulu üyesi. Hemen ardından bu kez Erdoğan'ın kurduğu özel kuvvetleri, tasadattan günümüze gelen özel çalışmaları konuşacağız. Haberdar Genel Yayın Yönetmeni Sait Sefa ile tabii köşe yazılarımız ve haftanın manşetleri de olacak. Medya manşet başlıyor. İlk olarak haftanın manşetleri var. Arkadaşlarımız haftanın manşetlerini sizler için derledi. Birlikte bakalım. Yeni Yaşam gazetesi 16 Ağustos günü koronavirüsün yeniden yayılması karşısında isyan eden sağlık emekçilerinin görüşlerini manşetten verdi. Konuyu Sağlık Bakanı'nın açıklaması üzerinden 17 Ağustos günü manşetine taşıyan Bir Gün gazetesi haberinde beceriksizliğin koca itirafı başlığını kullandı. Yeni Özgür Politika gazetesinin 17 Ağustos günü sayısının manşetinde Rojava'da kadın savunma güçleri YPJ saflarında DAEŞ'e karşı mücadele ettiği için 2 yıl ev hapsi cezasına çarptırılan İtalyan enternasyonalist Maria Edgarda Margiuni'nin durumu vardı. Gazete, enternasyonalizmin cezalandırıldığına vurgu yaptı. Yeni Yaşam gazetesi 17 Ağustos günü 1999'da gerçekleşen Büyük Marmara depremini gündeme getirdi. İktidarın tedbir almak yerine deprem için toplanan vergileri de rant siyasetine kurban ettiğini hatırlatan gazete, rantçı anlayış faydan tehlikeli başlığını kullandı. Ekonomik kriz 18 Ağustos günü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetindeydi. Gazete bütçenin çöktüğünü, iktidarın kendi hedeflerini 7 ayda tükettiğini yazdı. Yeni Özgür Politika gazetesi 18 Ağustos günü HPG'nin Haftanin'de gerçekleştirdiği eylemleri öne çıkardı. Kürdistan gerillasının Haftanin'de Çerçela Tepesi'nde gerçekleştirdiği eylemlerde bir Sikorsky helikopterin düşürüldüğünü ve son bir ayda ondan fazla helikopterin darbelendiğini yazdı. Yeni Yaşam gazetesi 18 Ağustos günü sayısının manşetinde HDP'li belediyeleri 2019 yılında yeniden kayyum atanmasının birinci yıl dönümünü hatırlattı. Kadın belediye eş başkanlarıyla yaptığı söyleşileri halkın iradesi yine kazanacak sözleriyle öne çıkardı. Evrensel gazetesinin 19 Ağustos günü sayısının manşetinde Cerrahpaşa Hastanesi'nden seslenen sağlık emekçilerinin tepkileri vardı. Koronavirüsün yayıldığına dikkat çeken sağlık emekçileri tükeniyoruz dedi. Yeni Özgür Politika gazetesi 19 Ağustos günü Musa Orhan adlı askerin tecavüz ettiği İpek Er'in yaşamını yitirdiğine dair haber İpek Er mezarda tecavüzcü TSK'da başlığıyla manşetten verildi. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronahi gazetesi 19 Ağustos günü koronavirüsüne karşı tedbirleri manşetinden gördü. Maskesiz gezmeyin sözleriyle okura seslendi. 19 Ağustos günü Sözcü gazetesinin manşetinde AKP'ye yakınlığıyla bilinen Muğla Çevre Vakfı'na sunulan ayrıcalıklar vardı. Gazete haberinde sahiller parsel parsel tanıdık vakfa veriliyor başlığını kullandı. Yeni Yaşam gazetesinin 19 Ağustos günü sayısında HDP'nin kayyum atamalarının yıl dönümünde başlattığı barış ve özgürlük yürüyüşünü manşetten gördü. Haftalık Atılım gazetesinin 440. sayısının manşetinde Musa Orhan adlı askerin tecavüzü sonrasında intihar eden ve hastanede yaşamını yitiren İpek Er'in mektubu vardı. Gazete haberinde İpek'in davası kadınlara emanet başlığını kullandı. Cumhuriyet gazetesi 20 Ağustos günü unutturamazsınız başlığıyla çıktı. Gazete adının internet ortamında silinmesi için mahkeme kararı çıkartan tecavüzcü milli güreşçinin yargı tarafından korunduğuna dikkat çekerken aynı yargının Musa Orhan adlı tecavüzcü asker içinde ancak tepkiler üzerine harekete geçebildiğini yazdı. Musa Orhan adlı tecavüzcü askerin on binlerin tepkisi sonrasında tutuklanması 20 Ağustos günü Evrensel Gazetesi'nin de manşetindeydi. Gazete haberine mücadele kazandı başlığını attı. Yeni Yaşam gazetesi 20 Mayıs günü Musa Orhan adlı askerin tecavüzüne uğradıktan sonra hastanede yaşamını yitiren İpek Er'in cenazesinin polis tarafından kaçırılarak gömülmesini manşetten gördü. Gazete haberinde şikayeti duyma, cenazeyi kaçır sözlerini öne çıkardı.
Yeni Özgür Politika gazetesi 20 Ağustos günlü sayısında HDP'nin 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne kadar sürecek eylemliklerini manşetten gördü. HDP'nin açıklamasını öne çıkaran gazete haberinde rejimleri çöktü başlığını kullandı. Ermenice ve Türkçe yayınlanan haftalık Agos gazetesinin 1259. sayısının manşetinde "Adalet arıyoruz" sözleri vardı. Temel insan haklarında ve hukuk alanında büyük bir gerilemenin yaşandığına dikkat çeken gazete, hala bulunamayan Keldani Hürmüzdir ile Musa Orhan adlı askerin tecavüzüne uğradıktan sonra hastanede yaşamını yitiren İpek Er'in durumunu adaletsizliklere örnek olarak gösterdi. Bir Gün gazetesi 21 Ağustos günü iktidarın cezalarla durdurmaya çalıştığı yaşam savunucularının mücadelesini öne çıkardı gazete. Direnen her çevreciye park, kemer takmama, sosyal mesafeye uymama gibi gerekçelerle binlerce liralık cezalar kesildiğine dikkat çekti. Yeni Özgür Politika gazetesi 21 Ağustos günlü sayısında Dilok'ta DAEŞ tarafından patlatılan bombayla katledilen 56 insanın durumunu hatırlatan bir haberi manşete çıkardı. Gazete haberinde katliamın tanıklarının görüşlerinin yanı sıra Erdoğan'ın katliamcıları meşrulaştıran ve Kürtleri hedef yapan sözlerini de öne çıkardı. Yeni Yaşam gazetesinin 21 Ağustos günlü sayısının manşetinde HDP Ahmet İleş Başkanı ve eğitimci Zeyhat Ceylan'la Anadil üzerine yapılan söyleşi vardı gazete. Ceylan'ın "Anadil yoksa eşitlik de yok" sözlerini öne çıkardı. Kabum gazetesinin 36. sayısının manşetinde uzman çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğradıktan sonra intihar eden İpek Er'e ilişkin gelişmeler vardı. Gazete, Türk İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarıyla cenazeye dönük uygulamaların acıyı daha da ağırlaştırdığını yazdı. Büyük bir algı operasyonuyla toplumun yönlendirildiği müjdenin Karadeniz'de bulunan doğal gaz olduğunu 21 Ağustos günü Erdoğan açıkladı. Haber 22 Ağustos günlü Erdoğan'ın havuz medyasına bağlı gazetelerde algı operasyonunun devamı olarak büyük bir zafer gibi öne çıkarılarak verildi. Erdoğan'ın algı operasyonu Bir Gün gazetesi 22 Ağustos günü Erdoğan'ın müjde siyaseti beklenen etkiyi yaratmadı. Yurttaş bu gaza gelmez başlığıyla okuyucuya duyurdu. Evrensel gazetesinin 22 Ağustos günlü sayısında da Erdoğan'ın algı operasyonu vardı. Gazete keşif kimin için sorusunu manşete çıkarırken spotundaysa Erdoğan'ın 3 gün önceden haber verdiği ve günlerdir propagandası yapılan müjde beklediği etkiyi yaratmadı sözlerine yer verdi. Yeni Özgür Politika gazetesi 22 Ağustos günü hapishanelerde yaşanan koronavirüs vakalarını gündeme getirdi. Gazete "Korona değil hapishane" başlığıyla verdiği haberde tutsaklara dönük farklı baskıları da gördü. Yeni Yaşam gazetesinin 22 Ağustos günlü sayısının manşetinde polis ve askerlerin halka karşı işlediği suçlarla ölümle sonuçlanan polis ve askerlerin saldırıları vardı. Gazete haberini "Yurttaşı bunlardan kim koruyacak" başlığıyla verdi. Haftan manşetlerini birlikte izledik. İlk işleyeceğimiz konu Cuma günü Erdoğan'ın yaptığı açıklamaydı. Erdoğan'ın müjdesi yine gaz dedik. Ama diğer taraftan özellikle iktidara geldikten sonraki ilk yıl içerisinde 2003'ten bu yana da uzmanlar da söylüyor. Tek tek yazıyorlar da tam 31 kez benzer müjdeyi vermiş Erdoğan. Müjdeyi tırnak içerisinde söylüyorum. Konuyla ilgili bir haberimiz var. Hemen ardından HDP Strateji Kurulu üyesi Günay Kubilay'la konuyu konuşacağız. Erdoğan geçtiğimiz aydan bu yana Karadeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan petrol ve doğalgaz arama gemisinin 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini açıkladı. Hemen ardından bulunan doğalgaz kaynağının 2023 yılına kadar kullanılır hale geleceğini söyledi. Erdoğan'ın açıklamasını değerlendiren uzmanlar, Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin 2023'e kadar geçen sürede aktive edilip kullanıma hazır hale gelmesinin günümüz teknolojisiyle mümkün olmadığının altını çiziyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacak olması. Birçok siyasi gözlemci iç ve dış siyasetteki gelişmelerin zora soktu Erdoğan'ın son açıklamayla taraftarlarını konsolide etmek, yandaş desteğinin azalmasını önlemek ve böylece krizleri aşmayı hedeflediği inancında.
Son günlerde giderek daha etkili biçimde Türk ekonomisini zorlayan gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken ekonomistler ise Erdoğan'ın açıklamalarını siyasi şov olarak değerlendirdiler. Ekonomistlere göre Erdoğan'ın TL'nin değer kaybetmesini önleyemediği için böylesi bir şova ihtiyaç duydu. Öte yandan açıklanan bir ilk olmadığı ve Erdoğan'ın 2002'den günümüze devam eden iktidarı boyunca en az 31 kez benzer açıklamaların yapıldığı da geniş bir kesim tarafından hatırlatıldı. Erdoğan'ın eksen değiştirecek sözleriyle açıkladığı Karadeniz'deki son doğal gazın 14 Kasım 2018'de bulunduğu ve bunun da bizzat Erdoğan tarafından müjdelendiği Erdoğan medyasının söz konusu haberi de bugüne benzer başlıklarla topluma pompaladığı da gündeme geldi. Erdoğan'ın algı operasyonlarıyla bağlantılı tartışmalar havuz medyası dışında bu minvaldeyken iktidardan siyasi ve ekonomik olarak nemalananlarla havuz medyasının kalemşörleri algıyı katmerleyerek sürdürmeye devam ediyor. Evet, Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı açıklamayı konuşacağız dedik. Skype hattımızda HDP Strateji Kurulu üyesi Günay Kubilay var. Sayın Kubilay, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Fehmi Bey. Biz de teşekkür ederiz. Doğrusu nereden nasıl başlayalım diye düşündüğümüzde de somut bir şey bulamıyoruz. 2003'ten bu yana 31 kez benzer açıklamalar yapmışlar. Ben trollemedir diye düşündüm ama sonra baktım gerçekten Yeni Şafak geçtiğimiz yıl 20 trilyon metreküp doğal gaz Trakya'da bulundu diye de müjde vermiş. Yani bugün bulunanın 60 katı. Nedir gerçekten bu gaz meselesi? Birilerini mi gazlıyorlar? Teşekkür ediyorum. Sizin de haberin içerisinde geçtiği gibi aslında bu çok büyük bir enerji kaynağı müjdesinden çok hakikaten Türkiye'nin içinden geçtiği bu çoklu kriz koşullarında bir tür bir gaz alma ve gaz verme operasyonu olarak nitelenebilir. Ama bu espriden sonra sanırım sorunu üç boyutta ele almakta yarar var. Yani biri ekonomik bakımdan, ekolojik bakımdan ve politik bakımdan bir üçlü saç ayağı üzerine oturup ele almak mümkündür. Sizin de haberinizde ifade ettiğiniz gibi ben 10 biliyordum ama 23'müş. Çok ilginç. 23 kez böyle bir açıklama yapılmış, müjde verilmiş. Ama bu kanımca bir 21. yüzyıl dünyası ve Türkiye'sinde aslında Erdoğan iktidarı aslında 1950'lerin ortalarından itibaren Celal Bayar ve Adnan Menderes'in önderliğindeki Türkiye'nin bir kötü kopyasını yapıyor. O dönemde de hakikaten bir Kıbrıs krizi zirve yaptığında, iktisadi kriz zirve yaptığında işte Trakya'da çok büyük petrol zengin yatakları bulundu falan gibi böyle aralıklı açıklamalar yapılırmış. Şimdi sanırım bunlar herhalde biraz öyle bir tarihsel mirası devralarak gidiyorlar. Ama biz işin esasına dönecek olursak, şimdi burada artık enerji politikaları bakımından giderek fosil yakıtların, doğal gaz gibi, işte ondan sonra kömür gibi, petrol gibi doğal varlıkların artık birer enerji kaynağı olarak kullanımı artık giderek dünyada geri plana itiliyor. Yani başta Almanya olmak üzere pek çok dünya ülkesi artık bu iklim kriziyle birlikte, küresel ısınmanın ortaya çıktığı büyük yıkıcı sonuçlarla birlikte, ekolojik felaketlerin ortaya çıkmasıyla da birlikte önlerine belli bir geçiş programı koyuyorlar ve nükleer enerji dahil bu tür yakıt, fosil yakıtları, bu tür doğal varlıkları artık terk ederek güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüş yapmaya çalışıyorlar. Kaldı ki güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının da her şeyden önce bir ekosistemi bozacak, doğal dengeyi bozacak canlılar arasındaki ilişkilerde onları da ulusal ölçekli büyük santrallar biçiminde değil, yerellerde bir yerelin ihtiyacını karşılayacak küçük ölçekli santrallar biçiminde inşa edilmesini empoze ediyorlar, anlatıyorlar toplumun. İktidarların bilince çıkarması için ekolojistlerin bu konuda çok büyük bir mücadelesi var. O yüzden de artık doğal gaz gibi giderek bir doğal varlığın bir enerji kaynağı olarak hakikaten Türkiye gibi bir ülkede müjde olarak verilmesi
emin ol 21. yüzyıl dünyasına giderken toplumun giderek bir ekolojik bilinçle donandığı, bir tarihsel uğrakta inanın ki bir cehaletten başka bir şey değil aslında. Ama yani bu cehaletin bir geri bilinç düzeyinden var başka herhalde bir şey hocam. Efendim? Bu cehaletin karşılığı var gibi görünüyor. Yani sonuç kesinlikle itibariyle... vardır. Elbette ki bir tür gaz verme operasyonu benim dediğimde budur. Yani toplumları bazen ideolojik politik olarak bir hegemonya kurmak için bazen gaz verirsiniz. Bu halüsinasyon görebilir, bunlar olabilir. Ama bunun aynı zamanda şimdi içinde bulunduğumuz iktisadi krizle de çok yakından ilgisi var. Bunun iki düzeyi var. Şimdi birincisi biliyorsunuz 2008'in ortalarından itibaren Türkiye çok büyük bir iktisadi krizin içerisine girdi. Önce bir döviz kriziydi, arkasından bir finansal kriz olarak devam etti ve şu an Türkiye çok büyük bir finansal krizin içerisinde, büyük bir açmazın içerisinde. En azından bırakalım hani bizim bir toplumcu, halkçı, ekonomi, iktisadi anlayışımızı tırnak içi bir kenara koyalım. Bir kapitalist mantalite itibariyle bile artık yabancı sermaye Türkiye'de kalmıyor. Yani bu kriz sürecinde yabancı sermaye çekiliyor ve bu siyasi iktidarın izlediği iktisadi, siyasi ve bölge stratejileri ve politikaları bakımından ortaya çıkan siyasi istikrarsızlıkta kendini güvende görmüyor ve gidiyorlar. Şimdi aynı zamanda bu dikkat edilirse müjdenin verildiği anda herkesin gözü borsaya çevrildi. Spekülatör hayali sermaye alanına çevrildi. Önce bir dolarda 5-10 kuruşluk bir düşüş, arkasından da piyasalar bu güveni vermedi. Yani kapitalist piyasalar buna itibar etmediler. Dolayısıyla da şimdi burada açıklanan konu yabancı sermayenin tekrar Türkiye'ye çekilmesi bakımından yeterince güven verici ve inandırıcı bulunmadığı gibi, ya bu 83 milyona yönelik bir kaynaktır gibi bir açıklama ise bütünüyle koca bir yalan. Şimdi bunu bakmak için Türkiye'nin tek başına bugün yaşadığı Türkiye'nin %99'unun işsizlik, açlık ve sefalet içerisine sürüklendiği bir noktada Türkiye doğal varlıklarda bir yetersizlik yaşadığı için, bunların enerji kaynaklarında yetersizlik olduğu için ya da başka varlıkların kullanımı bakımından yetersiz olduğu için bunu yapmıyor ki. Türkiye uzun zamandır zaten bildiğiniz gibi yani doğal varlıklarının yağmasına ve emeğin talanına, ağır sömürüsüne rağmen bir sermaye birikim rejimi işletiyor. İşte kaynaklarını betona gömüyor. Bütün bunlar hani olup bitenler. Şimdi burada 83 milyon olabilmesi için her şeyden önce buranın işletmesinin kamu adına bir sürecin işlemesi lazım. En azından devletin işletmesi lazım. Şimdi bunlar bunu ihaleye verecekler. Büyük ihtimalle de o yolları, köprüleri, otoyolları yaptırdıkları o kamu özel işletmeler, yani bugün bizim geçmediğimiz köprülerden, yürümediğimiz yolların parasını verdiğimiz, uçmadığımız havaalanlarına verdiğimiz paranın bir başka biçimi de burada olacak. İhale edilecek ve dolayısıyla bunu onlar ihtiyaç duydukları bir sermaye birikim rejiminin aracı haline getirecekler ve öyle kullanacaklar. O bakımdan da velev ki onların dediği gibi 320 milyar metreküplük bir doğal varlık burada bulunmuş olsun, bunu enerji kaynağı olarak değerlendirmek istesinler, ama bu en nihayeti kapitalist üretim ilişkileri ve bölüşüm ilişkileri içerisinde, yani bizim şu an yaşadığımız toplumun %99'una asla 5 kuruşluk bir faydası olmayacaktı. Bunu hocam, herkesin böyle bilmesi. Şöyle diyeyim, çok fazla kameraya yanaşmışsınız, ekrandan da çıkıyorsunuz bazen. Biraz geride ve solunuza doğru giderseniz çok iyi olacak. Hafif solunuza, evet. Çok harika. En azından daha iyi görünürsünüz, onun için söylüyorum. Ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi aslında Erdoğan gazı topluma verdi diye bir yaygın kanaat var, özellikle muhalif kesimde. Ama diğer taraftan bakıyoruz, neredeyse muhalif kesimde Türkiye'de doğal gaz bulunmuş, çok iyi. Yani CHP'den bile böyle sesler çıktı, ama dün gece yine bir CHP'li enerji uzmanından yansıyan
bir raporun ön taslağı vardı. Ben bugün Mustafa Sönmez'in de Twitter paylaşımında gördüm. Yani orada bahsettiği şeylere bakınca aslında orada ne bir bilimsel çalışma yapılmış, ne bir doğru dürüst bu rezervi ifade edecek bir gaz bulunmuş. Yani öyle bir şey ki her yönüyle tamamen bilim dışı ve gerçekten ciddi anlamda yine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın içinde çalışmış uzmanların verdiği bilgiler. Yani öyle bir şey ki deyim yerindeyse tam anlamıyla böyle toplumu aldatmaya ya da bir şekliyle hayaller üzerinden uyutmaya dönük bir yaklaşım. Yani iç kamuoyuna yapıldığı da belli. Özellikle bu iç kamuoyuna yapmayı siyasetteki sıkışmayla ifade etmek yeterli mi? Bu konuyla ilgili zamanımız da dar, mümkünse özetleyerek bilgi verirseniz sevinirim. Peki, şimdi bu verdiğiniz teknik bilgiler bakımından biz de izlediğimiz kadarıyla bizim kendi partimizdeki uzman arkadaşların da ifade ettiği gibi birincisi 320 milyar metreküplük bir rezervin bulunabilmesi için tek bir kuyunun yetmediğini, 7-8 başka kuyuların açılması gerektiği söyleniyor. Evet. Erdoğan'ın 2023'te biz bunu halkımızın hizmetine sokacağız gibi bir ajitasyon propagandanın aslında bilimsel olarak mümkün olmadığı söyleniyor. Yani bu nereden baksan 8-10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde oluyor. Üçüncüsü ise Türkiye'nin henüz bir petrol kadar kullanıma açılımı kolay olmayan bu doğalgaz gibi bir varlığın bir enerji kaynağı olarak rezerve dönüşüp dönüşmeyeceği de henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Yani bir doğal varlığa rastlanmış ama bu bir enerji kaynağı olarak bir rezerve henüz dönüşüp dönüşmediği belli değil. Dolayısıyla evet. Bunun içinde bulunduğumuz koşullardaki iktidarın özellikle 31 Mart sonrasındaki yitirmiş olduğu toplumsal meşruiyeti ve politik hegemonyayı yeniden tesis edebilmesi ve kendi tabanındaki çözülmeyi durdurabilecek bir ajitasyonu, bir propagandayı devreye koyuyor. Ama aynı zamanda bugün kendi yandaş sermaye çevreleri bile giderek artık bu iktidardan rahatsızdır. Çünkü neden? Bu sermaye grubu onlar her ne kadar da ya biz iktisadi olarak bağımsızlaşıyoruz vesaire gibi bir şeyi empoze etseler de artık bu küresel kapitalizmin, kapitalist modernitenin yeni liberal döneminde hiçbir ekonominin diğerinden bağımsız olamayacağını ve dolayısıyla bugün Erdoğan'a yandaş büyük tekellerin de yabancı ortaklarının artık yavaş yavaş çekip gittikleri bir noktada bu rahatsızlığı ortadan kaldırmanın bir operasyonu diye düşünüyorum. Yani müjde olmaktan ziyade bu hakikaten bir gaz alma ve gaz verme operasyonudur. Son bir soru soracağım. Diye düşünmekte fayda var. Son bir soru. Yani Erdoğan böylesi bir tabloyla tüm Türkiye'yi 82-83 milyon insanı aldatabilecek adımlar atıyor ve gerçekten bunun karşısında muhalefet ne yapıyor? Yani muhalefet bunu topluma yansıtabilecek, işin hakikatini olduğu gibi söyleyebilecek durumda değil mi? Çünkü ben HDP açısından tek demiyorum. HDP kuşkusuz farklı siyaseti olan, takip ettiğimiz bir parti. Ama HDP dışında diğerleri neredeyse Erdoğan kadar seviniyorlar bu yalana. Evet, aslında üzücü olan da budur. Her şeyden önce parlamento içindeki muhalefete baktığımız zaman Halkların Demokratik Partisi'nin dışındaki diğer partilerin aslında biraz önce söylediğim bir üçlü saç ayağı üzerine oturan yani ekolojik, politik ve ekonomik, iktisadi bir perspektiften, bütünlük bir perspektiften bu sorunu ele almadıkları çok açık. Bugün enerji politikalarını ekolojik gelişmelerden, perspektiften bağımsız hiçbirimiz alamayız. Türkiye'nin evet diyelim ki bir büyümeye, kalkınmaya ihtiyacı olabilir ama bu kalkınma bugün işte Karadeniz bölgesini artık giderek hakikaten de özenilecek bir bölge olmaktan çıkarıp doğal afetleri felakete dönüştüren bir bölge haline getiren politikalardan uzak durmak gerekiyor. Şimdi HES'ler kuruldu. Hatırlayın, koca bir Karadeniz'e sahil yolu açıldı. Şimdi işte Rize bugün artık sellerden felaket haline gelmiş. Ki çok 15-20 yıl içerisinde artık sellerden korunamayacak bir hale gelecek şehir olduğu söyleniyor. Giresun'da da nitekim 3 kişi yaşamını yitirmiş sel felaketinden. Seller neden bir felakete dönüştü bir doğal afet olarak? Tam da suların doğal yatakları ortadan kaldırıldı. Evet. HES'lere dönüştürüldü. Ve dolayısıyla da şimdi yani dağları, ovaları, yaylalardaki bütün
doğal varlıkları yok eden bu kapitalist mantalite, bu kapitalist modernitenin yön verdiği mantalite, şimdi bugün işte Doğu Akdeniz'deki denizlerdeki, Karadeniz'deki, Akdeniz'deki doğal varlıkları yok etmek için yöneliyor. Bu tamamen bir, evet, kapitalist mantaliteyle yapılıyor. Ne yazık ki parlamento içindeki muhalefet de doğal olarak bu sistemin bir organik parçası olarak, siyasi uzantısı olarak böyle düşünüyorlar. Böyle, evet, düşünülünce de elbette ki Erdoğan'ın biraz önce sizin ifade ettiğiniz bu manipülasyonları, ideolojik yalanları neden söylemesin ki? Peki. Hocam çok teşekkürler. Zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Erdoğan'ın doğal gazla ilgili yaklaşımını konuştuk. Başka bir hazırlıkta bu hafta yansıdı haberlere. İstanbul Emniyeti bünyesinde merkeze bağlı bir takviye Hazır Kuvvet Komutanlığı kuruluyor. Hazır Kuvvet Gücü ya da polis içerisinde kuruluyor. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Önce konuyla ilgili haberimiz var. Hemen ardından Haberdar Genel Yayın Yönetmeni Sait Sefa ile konuşacağız. Kendisini uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren ilk ve tek Türk şirketi olarak tanımlayan Sadat, Orta Doğu'da devletler düzeyinde geliştirdiği askeri danışmanlık hizmetleriyle birlikte daha çok konuşulmaya başlandı. Sadat'ın adı, Erdoğan'ın Suriye'ye gönderdiği önemli bir kısmı YPG ve YPJ savaşçıları tarafından teslim alınan çete gruplarını eğitmekle de öne çıktı. Sadat'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardındansa Türkiye'de AKP yanlısı sivil milisleri silahlandırdığı konuşuldu. Erdoğan'ın baş danışmanlarından olan emekli Tümgeneral Adnan Tanrıverdi yönetimindeki Sadat'ın Libya'ya gönderilen çetelerin eğitimini üstlenen grup olduğu da birçok kez yazılıp çizildi. 2012'de kurulan Sadat'ın ardından birçok adım daha atıldı. Erdoğan polis teşkilatı içinde AKP'lilerin oranını artırırken bekçilik kurumunu yeniden yaşama geçirerek tamamen AKP'lilerden oluşan insanları bu kurumda istihdam etmeye başladı. Bunlarla da yetinmeyen Erdoğan'ın son adımı ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel görevlerde kullanılmak üzere kurulan Takviye Hazır Kuvvet Polisi Müdürlüğü kurulması oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kurdurulan Takviye Hazır Kuvvet Polis Müdürlüğü'ne ilişkin saray kararnamesi Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Takviye Hazır Kuvvet Polis Müdürlüğü ilk kez 2018'de Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara'da kurulmuştu. Takviye Hazır Kuvvet Polisleri 2018 genel seçimlerinde birçok kentte özel olarak görevlendirilmişti. İstanbul'da kullanılmak üzere kurulacak Takviye Hazır Kuvvet Polisleri İstanbul ve çevresindeki kentlerin yanı sıra ihtiyaç dahilinde farklı kentlerde de kullanılabilecek. İstanbul için ilk aşamada 500 kişilik yeni polis birimi oluşturulması hedefleniyor. Bu sayının ihtiyaç hasıl olması durumunda arttırılacağı kaydedildi. Evet, konuyu yakından takip eden Haberdar Genel Yayın Yönetmeni Sait Sefa ile konuşacağız dedik. Kendisi Skype'e attığımızda. Sayın Sefa, hoş geldiniz yayınımıza. Ya da direkt gazetecilikle söyleyeyim Sait. Merhaba, hoş geldin yayına. Doğrusu uzun zamandır senden de takip ediyoruz. Birçok kez de konuyla ilgili haberler yaptın, yorumlar yaptın. Ta Sadat'tan bu yana tartıştığımız bir süreç. Niçin yaptığını soracağım ama doğrusu habire kuvvet üstüne kuvvet oluşturmasının da bir nedeni olmalı. Nedir, Erdoğan'ı korkutan bir şey mi var? Ya da devlet içerisindeki güç odakları mı birbirine girmeye dönük bir yaklaşım var? İşte bunun için tedbirler mi alıyor? Ya da ne bileyim, belki de Süleyman Soylu ile Erdoğan cephesinde mi bir çatışma var? Bu kez oradan farklı bir güç oluşturuyor. Bir şeyler var ama sen ne dersin bu konuyla ilgili? Ya devlet içerisindeki mekanizmaları tanımlarken kolluk kuvvetleri çok ön plana çıkıyor. Bugüne kadar hep öyle oldu. Belki 60-70 yıldan beridir devam ede gelen devlet mekanizmalarının tanımı da orada yatıyor. Kolluk kuvvetleri, yargı, MIT, TSK, bunları hep birlikte ele aldığınız zaman devletin üst alt bütün yapılanmasını ortaya çıkan bir yapılanma olarak görebilirsiniz. Bunların bir arada hareketi ve koordinasyonu Türkiye'de aynı zamanda siyaseti ve iktidarı da belirleyen en önemli unsur.
Öyle olunca da yani iktidar olan kişi bunların kontrolünü sağlamaya çalışıyor. Bu da Erdoğan'ın bir kontrol sağlama çalışması. Daha önce işte NATO ile birlikte 90'lı yıllardan beri emniyete baktığınız zaman emniyet içerisindeki özellikle özel hareket dairesi kurulduktan sonra oluşan bazı şeyler var. Bazı ana paradigmalar var. Orada NATO ile birlikte hareket eden, daha çok NATO'nun arka bahçesi gibi kullandığı bir Türkiye var. Türkiye toplumu var ve kadrolar var. Bu kadrolar Erdoğancı kadrolar değil 90'lı yıllarda haliyle. Biraz daha kendilerini milliyetçi olarak tarif eden, tam adını söyleyelim, Ağarcı kadrolar, Mehmet Ağarcı kadrolar. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğu zaman Mehmet Ağar geri döndü diye tweet atmıştım ben. Tam da öyledir. Süleyman Soylu görünürde vardır. Aslında hep Mehmet Ağar'ın o ekibi de 90'ların ekipleriyle geri gelmişlerdir. Emniyet içerisindeki bu ekibe Erdoğan tam anlamıyla hiçbir zaman güvenmedi. Nasıl ki TSK'daki Perinçekçilere güvenmediyse, nasıl ki emniyet içerisindeki, TSK içerisindeki diğer yerlerdeki Avrasyacı ekiplere ya da Gülenci ekiplere ya da diğer cemaatlerin ekiplerine tam olarak güvenmediyse, etmediyse, bunun gibi şeye de emniyet birimi içerisindeki o NATO'nun milliyetçi cenahıyla da aslında tam anlamıyla Ağarcı o ekibe de tam güvenemiyor Erdoğan. Öyle olunca TSK'yı da dizayn ediyor. Kendisine yönelik tamamen böyle onun ortaya koyacağı politikalara, onun ortaya koyacağı çatışmalara, onun ortaya koyacağı mutlak iktidara ve hakimiyete yönelik kadrolar belirliyor. Bunu uzun zamandır yapıyorlar. Bunu Sadat'la yaptılar. 1994 senesinde Sadat'ın başında Adnan Tanrı verdi. Yani Sadat'ı daha sonra kuran Adnan Tanrı verdi. Marmara'da, İstanbul Marmara'da 2. Zırhlı Tugay komutanıyken Erdoğan da yeni belediye başkanı oluyor ve tanışıklıkları ta o zamandan başlıyor. Düşünün ki o dönemlerde irtica gerekçesiyle ya da farklı gerekçelerle PSK'dan gönderilen ve Erdoğan'ın zihniyetine yakın olan isimleri Adnan Tanrıverdi tanıştırıyor. Hatta Adnan Tanrıverdi'nin teşekkürü de var Erdoğan'a o dönemden. Şuraya kadar o askerlerin, askeri personelin, PSK'dan kovulanların evlerinin taşıma işine kadar Erdoğan yaptırıyor belediyede ve belediyenin altında bir grup kurarak, özel güvenlik grupları kurarak belediyede işçi olarak almaya çalışıyor bunları. O yapılanmaları 94'e kadar götürebilirsiniz. Sonra bu Sadat yapılanmaların özellikle devlet mekanizması içerisinde halk tarafından çok konuşulması, çok fazla deşifre edilmesi, kimdir bunlar, nedir, neyin nesidir, neden paralel bir şekilde hareket ediyorlar gibi çok fazla üzerlerine gidilmesinden sonra yeniden bir değişiklik oldu. Erdoğan artık bu Sadat'la birlikte hareket eden ve eğitilmiş olan, ki yılda 3000 kişi eğitiyorlardı bunlar. Bunları artık emniyet içerisinde polis olarak polis kadrolarına yerleştirmeye başladı. Bekçi kadrolarına yerleştirmeye başladılar. Derken bunlar da yeterli olmadı. Bu defa saraya bağlı özel güvenlik birimleri kurmaya başladılar. Bu defa burada etkin olmaya başladılar. Bu yapılanmayı böyle baktığınız zaman Erdoğan şöyle düşünüyor. İşte Rusya'da Putin gibi ya da Venezuela'da Maduro gibi ya da işte diğer şeyler, eski tarihlere bakarsanız eski dikta yönetimindeki insanların kendi rejimlerini korumak için özel birlikler kurması gibi ya da Kaddafi'nin ta Brezilya'dan bile getirdiği paralı askerleri gibi de düşünebilirsiniz. Bütün bu yapılanmalara baktığınızda kendi iktidarını yarın öbür gün siyaseten devrildiği zaman, gücünü kaybettiği zaman, seçimle kaybettiği zaman o iktidarını tekrar yeniden koruyabilmek için elbette ki ön plana çıkacağı kendi güvendiği güvenlik güçlerine ihtiyaç duyuyor ve böyle bir yapı oluşturuyor. Şu son takviye hazır güç ile ilgili daha önce 2018 seçimlerden önce Ankara'da benzer bir güç oluşturmuştu. Şimdi İstanbul'da oluşturuyor ve kararnamesi de bu gücün istenilen her yerde kullanılabilmesine olanak veriyor. Bir iddia da şu, işte seçimlere dönük özel bir güç oluşturup o güç üzerinden kontrol etme. Yani bu bir anlamıyla da Putin yöntemi, biraz önce de değindiğiniz nokta. Bu aynı zamanda Erdoğan'ın bir taraftan diktatöryal rejimini güçlendirirken diğer taraftan da göstermelik seçimlerle işte sonuç itibariyle ben halkın gücüyle buradayım diyebilecek noktaya gelmesinin hazırlığı mı? Yani siz de uzun zamandır Türkiye'nin ya da Erdoğan'ın bir seçimle iktidardan gitmeyeceğine inanıp bunu yazan çizenlerden birisiniz. Bu konuyla ilgili ne demek gerekir? Aslında ben Erdoğan'ın seçimle gideceğini düşünüyorum.
Ama şöyle düşünüyorum seçimle gideceğini. Seçimi kaybetti, hadi sabah ya da o akşam açıklama yapıp seçimi kaybettik. Bu da işte olabilir siyasette. Dolayısıyla da bugün kaybetmişizdir deyip gideceğini düşünmüyorum sadece. Ben şöyle seçimle gideceğim o zaman. Yani sandıkta seçim kaybedeceğine inanmıyorsunuz, öyle diyeyim. Evet, yani çıkıp bunu kabullenmeyecektir. En son işte Polonya örneği, Beyaz Rusya örneği önümüzde duruyor. Hı-hı. Çok net bir şekilde Avrupa'nın göbeğinde olan bir olayı da görmüş oluyoruz. Bunu kabullenmeyecektir. Ben bu kabullenmeme aşamasında ortaya çıkacak olan çok ciddi anlamda krizler olacağını düşünüyorum. Ve Erdoğan'ın bütün yatırımları, bugün bu polis yatırımları, takviye kuvvet yatırımları, bekçi yatırımları da bence o gün için hazırlanıyor. O güne hazırlık. Yani Türkiye'de şu anda inanılmaz derecede biriken bir şey var. Negatif bir enerji var, bir gaz var. Muhalif cereyanlarda, halkta, sokakta falan. Fakat bu gezi sürecinden beri o birikmiş olan ve bir türlü harekete geçmeyen o enerjinin bir patlama noktası olacak. Ben o patlama noktasının seçimlerden birinin, belki de bu iki önümüzdeki seçimlerden birinde olacağını düşünüyorum. Hatta eğer Muharrem İnce o akşam kayıplara karışmasaydı, devletin farklı mekanizmaları devreye girip Meral Akşener'i susturmasaydı, belki de ilk başkanlık seçiminde ortaya çıkacak olan bir tablo olacaktı bu tablo. Ben bu tablonun ortaya çıkacağını düşünüyorum seçimlerde. Çünkü Erdoğan bunu kabullenmeyecektir ve kendini kazandı gibi gösterecektir. İşte o zaman insanlar ayaklanmaya başladıklarında, insanlar buna tepki vermeye başladıklarında, sokaklara çıkmaya başladıklarında, ki öyle olacaktır, o zaman bunların karşısına Erdoğan'ın tam anlamıyla dikeceği bazı insanlar gerekiyor. Kolluk kuvvetleri gerekiyor. Özel hareketleri, böyle halk özel hareketleriyle falanla filanla olacak şeyler değildi bunlar. Erdoğan bunu fark etti. Devletin gücüyle ancak böyle yapılabilir. O zaman o devletin gücündeki kolluk güçleri de kendisiyle beraber hareket eden güçlü kuvvetleri, kolluk güçleri olmalı. Bu da TSK'daki asker, mevcut asker yapısı olmuyor. Polis yapılanması olmuyor az önce bahsettiğim gibi. O zaman ne olacak? Yeni alternatifler kuruluyor. Ve bunun aslında basamak basamak şeyini yapıyor Erdoğan. Yani oluşturuyor. Erdoğan'ın gidişini, Türkiye'de iktidara devredişini ben şeye benzetiyorum biraz. Yani devredecek oluşunu daha doğrusu. Şunu mübareğin gidişine biraz benzetiyorum. Erdoğan onu gördü, ondan korkuyor. Arap Baharı'ndan beri o korkuya sahip Erdoğan. Nasıl oldu? Hüsnü Mübarek'i hatırlayın, Mısır'da ayaklanmalar çıktı ve askere ve polise emretti halkı vurması noktasında, durdurması noktasında. Asker ve polis o emri kabul etmedi. Öyle olunca hükümet düştü. İşte Erdoğan o gün geldiğinde o emri yerine getirecek kolluk kuvvetleri oluşturuyor. Peki, asıl mevzu da orada. Tam ve bu yeni bir şey değil. Yani sonuç itibariyle bunlar Erdoğan'ın düşündükleri, yapmaya çalıştıkları, tasarladıkları ve bir iddia boyutuyla da gündeme getiriyoruz. Yani şöyle söyleyelim, iddiadan ziyade bir şey söyleyeyim ben o zaman size. Mesela 2016 senesinden itibaren bu noktada çıkan kanun hükmünde kararnamelere bakacaksınız. Aşama aşama bunu görürsünüz. Tamam. Mesela askerlik kanununun 45. maddesi. Hı hı. Diyor ki Cumhurbaşkanı'na bağlı özel birlikler askerlikten muaf tutulabilirler özel durumlarda. İç isyanlar, ayaklanmalar çıktı gibi özel durumlar eklemişler. Evet, demek ki bir beklenti yok. Benzeri birçok adım var. Ama bunun karşısında Türkiye'de sonuç itibarıyla hala şu veya bu biçimiyle HDP hiç kuşkusuz en sert muhalefeti yapıyor. Ama parlamento içerisinde işte CHP'den İYİ Parti'ye ya da işte AKP'den ayrılanların kurduğu yeni yapılanmalar var. Davutoğlu ya da Babacan'la öne çıkan. Bunlar ne yapmalı? Ya da bunlar bu konuyu görüp bunun üzerinden özellikle bir adım atmak ya da bir değerlendirme yapmak durumunda değil mi? Erdoğan benden sonrası tufan diyor. Ve halkı korkutuyor. Bunun yani şeyin özellikle AKP içerisinden ayrılan partileri fark ettiğini düşünüyorum ben. Yani Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun aslında satır aralarında bunu söylüyorlar. Yani bizi bekleyen büyük tehlikeler var, Türkiye uçuruma sürükleniyor, biz o yüzden ayrıldık falan derken ya da sorumluluklarımız var derken bunun farkına vardıklarını artık görüyorum ben. Niye teşhir edip deşifre etmiyorlar bu tabloyu? Şu anda Türkiye'de öyle bir durum var ki Erdoğan medya üzerinden özellikle ve de iş adamları üzerinden parayı ve şeyi, medyayı kontrol ettiğiniz zaman her şeyi Türkiye'de kontrol edebilirsiniz gibi bir durum oluştu son yıllarda.
Erdoğan da bu iki kontrolü çok güzel sağlıyor. Bir de devlet mekanizmasının temel dinamikleriyle, ki bu temel dinamikleri ne kadar böyle hayırlı bir şeydi ya da bu temel dinamikler ne kadar devletti, o ayrı tartışılır. Malum zaten ortada her şey. Fakat var olan mevcut o dinamikleri de dağıtıp hükümeti devletleştirdi. Hükümeti devletleştirdikten sonra özellikle sağ seçmen ya da muhafazakar seçmen olarak tabir edilen merkez seçmeni ikna edebilmeniz için hükümetle açıktan kavga veremezsiniz. Hükümetle verdiğiniz her açıktan kavga devletle kavga anlamına gelir onların nezdinde. Öyle olunca da oy alamazsınız. Bu biraz şey gibi oluyor. Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal durumuna düştüler. Şu anda böyle bir durumdalar. Eğer bunu 7-8 yıl önce başlatmış olsalardı, tam anlamıyla hükümet devlet olmadan önce bunu yapmış olsalardı deşifre ederlerdi. Fakat bugün konuşunca onlar da biliyorlar ki özellikle para ve medya gücüyle vatan haini ilan edilecekler, devlet düşmanı ilan edilecekler. Ve bu ilan edilme sadece sarayın ilanıyla olmayacak. Oy bekledikleri kitle tarafından böyle görülecekler. Bunu biliyorlar. Bunu bildikleri için ona uygun adım atmaya çalışıyorlar. Peki. Günüm yani birbiriyle tezat bir durum söz konusu. Erdoğan'ı zayıflatmak için bu adımları atmaları gerekiyor. Şu an bu adımı atamıyorlar. Atarlarsa kendileri zayıflayacak. Erdoğan zayıfladıktan biraz olsun zayıfladıktan sonra bu adımları atacaklar. O zaman da herkes bu adımı atar diye Peki. düşünüyoruz biz. İşte şu anda öyle bir durum var. Sait çok teşekkürler. Zamanımız daraldı. Başka zaman bunları uzun uzun da konuşuruz umarım. Sağ ol. Tabii. Teşekkür ediyorum. Sırada köşe yazılarımız var. Erdoğan'ın gazla ilgili müjdesini konuşmuştuk. Yalçın Doğan T24'te yazmış. AKP'nin 31. müjdesi 2023 seçimine gaz verelim. Birlikte bakalım. AKP her ne kadar ortaçağ zihniyetine dönmekte inat sahibi ise de ortada bir de kaçınılmaz gerçekler var. Enerji ihtiyacı gibi. O nedenle AKP müjde macerasını petrol ve doğalgaza endeksliyor. Tayyip Erdoğan'ın verdiği doğalgaz müjdesi 2003 yılından bugüne kadar AKP döneminin 31. müjdesi. Tesadüfe bakın ki o müjdelerin bazıları tam da yerel ya da genel seçimlerin hemen öncesine rastlıyor. Algı operasyonu propaganda alabildiğine yine iş başında. Nedeni belli. Medyada AKP'nin gayri resmi sözcülerinden tescilli bir yandaşın kurduğu birkaç cümle. AKP'nin ruh halini, siyasi tedirginliğini kabak gibi yansıtıyor. Bir müjdeye çok ihtiyacımız olacak, ilaç gibi gelecek. Sırıtan, içerideki ruh halini ele veren bir cümle. Emir ve komuta merkezinden tüm televizyon kanalları seferber ediliyor. Muhabirler bir gün önceden Zonguldak ve çevresine gönderiliyor. Envai çeşit enerji uzmanlarıyla enerjiden anlayan anlamayan yandaşlar kanalların masalarında toplanıyor. Gelsin müjde ve huzurlarınızda Tayyip Erdoğan. Emir komuta zinciri hesabıyla tüm kanalları canlı yayında. Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduk. Bunu 2023 yılında kullanıma açacağız. 2023. Dikkat! 3 yılda üretime ve tüketime geçiliyor. 3 yılda. Petrol rezervi uzmanlarıyla konuşuyorum. Dünyada en gelişmiş teknolojilere sahip ülkeler dahil bu kadar kısa sürede bulunan rezervin kullanıldığı, üretime başlandığı bir örnek yok. Neden 2023? Çünkü 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimi var. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim telaşı biraz erken başlıyor. Çünkü hiçbir alanda işler iyi gitmiyor. 2023'e kadar bakalım daha hangi müjdelerle karşılaşacağız. Bir köşe yazımızda Evrensel'den İhsan Çaralan yazmış. AKP yerel yönetimleri de tek adama bağlama hazırlığı yapıyor demiş. Bakalım. Hem AKP'de hem de Cumhurbaşkanlığında yerel yönetimler reformu konusunda çalışma yapıldığı, bu iki çalışmanın birleştirilerek yeni yasama döneminde meclise getirileceği belirtiliyor. Böylece 2019 yerel seçimlerinde ağır bir yenilgi alan AKP'nin bu reformu yerel yönetimlerin çalışmasını kolaylaştırmak için değil, tek adam yönetimini emir komutası altına almak için hazırladığı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından belediye meclislerinde AKP-MHP çoğunluğu olan muhalif belediye başkanlarını topal ördek olduğunu ilan etmesi, büyük şehirlerde belediye meclislerindeki AKP-MHP çoğunluğunun hizmetleri açıkça engellemesi, HDP'li belediyelere uydurma iddialarla kayyum atanması ve seçilmiş belediye yöneticilerin tutuklanması, CHP'li belediyelerin bakanlıklar tarafından kuşatılarak boğazlarının sıkılması, valilerin büyükşehir belediye başkanlarını tanımayan tutumları
açıkça göstermektedir ki getirilmek istenen düzenleme muhalif yönetimlerin iktidarın tam denetimine verilmesinin düzenlenmesidir. Erdoğan ve partisi bugüne kadar bir yandan yerel ekonomik rantın yandaş yerel sermaye arasında paylaştırılmasını, öte yandan da bu rant paylaşımı üstünden yerel siyasal örgütlenmesini sürdürebilir kılmıştır. Ancak İstanbul, Ankara gibi önemli büyükşehirlerin muhalefet partilerinin eline geçmesiyle bu emme basma tulumba sistemi önemli ölçüde bozulmuş, işlemez hale gelmiştir. Kısacası Erdoğan ve partisi yerel yönetimler alanında bu karşı reform girişimiyle artık İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Mardin, Diyarbakır, Van gibi büyük şehirleri geri almak bir yana Gaziantep, Konya, Kayseri gibi illeri de kaybedeceğini kabul etmektedir. Bu karşı reformun temeline yerel yönetimlerin yapılanması ve mevzuatının Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirilmesi gerekçesinin konması da bu amacın açık ifadesidir. Son yazımız Yeni Özgür Politika'dan Ahmet Kahraman yazmış. Katiller, tecavüzcüler ve çürümüş Kürtler. Birlikte bakalım. Bugünkü Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in günümüz askerleri işgaldeki Cizre'de yatak odaları duvarlarına sapıklığın ifadesi olarak geldik ama yoktunuz diye yazıyor. Katlettikleri Kevser'i çıplak ederek Bartu'da yol kenarına atıyorlardı. Arif Çetin'in emrindeki kiralık askerlerden Çavuş Musa Orhan, Beşir ile 18 yaşındaki İpeker'i 20 gün alıkoyup tecavüz ettikten sonra yüzüstü bırakıyor, genç kadın bunun üzerine intihar ediyordu. Bu yüzden hakkında soruşturma açılan kiralık asker de Hrant Dink'in katili Samas gibi Türk bayrağı önünde Türk ırkçılığının kurtbaşı işareti yapan fotoğraflarıyla kamuoyu önüne çıkıyordu. Ama kamuoyu tepkisi üzerine Türk adaletinin tiyatro oyunuyla tutuklanıyordu. Ama kimsenin kuşkusu olmasın. Bir süre sonra hafızalar kabuk bağlayacak ve tecavüzcü iyi halinden ötürü Türk adalet tarafından aklanacaktır. Kaldı ki mahkum edilse ne çıkar? Kürtlerin kendilerini sorgulaması, herkesin onurluca bir tavır takılması gerekir. Kürtler bunca aşağılandığı, kimlikleri yüzünden linç edilip kurşunlandığı, sürü halinde oradan oraya savruldukları halde bu yaşanan Türk muhabbeti nedir böyle? Bunca an düşmanlığına rağmen bazılarının halkının düşmanına aşkla sarılması yere düşmektir. Kişiliğin düştüğü yerde kokuşarak çürümesidir. Bunun bir başka izahatı varsa biri yapsın. Hal böyle olunca katili suçlamak çare değildir. Önce ayağıyla ona gidenlere bakmak gerek. Son iki örnek. Pınar Gültekin de İpek Er de bazılarının güdümünde kendi ayaklarıyla katillerine gittiler. Kürt ve hesabı sorulmaz diye de kullanılıp katledildiler. En alttaki Kürtler de uyanıp onurlarına sahip çıkmadıkça bu gibi kara haller devam edecektir. Biline ki her zaman ve halde katil tek başına suçlu değildir. Hem birlikte iş tutacaksın hem de katilden yakınacaksın. Bu olmaz. Bir medya manşetinin daha sonuna geldik. HDP Stratejik Kurulu üyesi Günay Kubilay ile Erdoğan'ın gaz çıkışını, diğer taraftan Haberdar Genel Yayın Yönetmeni Sait Sefa ile Erdoğan'ın kurmak istediği özel kuvvetleri konuştuk. Gelecek medya manşetlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.